mahtarımıza vuralım. Beklenen gün geldi. Değerli şairimiz, gönül adamı, benim çok sevdiğim dostum, Doktor İbrahim Necati Günay dostumuz. Merdivenleri ağır ağır çıkarak, biraz zorlanarak ama gönül dostu olduğu için uçarak geldi. Aynen. Abi hoş geldin. Hoş bulduk efendim. O sizin yüreğinizin güzelliği. Şerefler getirdin. Bizim için de çok büyük şeref burada bulunmak. Şiire geçmeden önce, evet, malum haliniz medyatik olmadığımız için tanımayan dostlarımız, İbrahim Necati Günay kimdir? Şöyle kısaca bu şairlik nereden geliyor? Bir tanısınlar lütfederseniz. İbrahim Necati Günay 24.01.1961 Kayseri doğumludur. Kayseri. Özünün yani. Babası Mersinlidir, annesi Bolulu'dur. Babasının vazife icabıyla Kayseri'de dünyaya gelmiştir. Anadolu'nun çeşitli okullarında okumuştur. En son İstanbul Üsküdar Lisesi'nden ya mezun oldu. Bizim burada Burhan Felek. Evet. Benim oğlumun da mezun olmuştur. Mezun oldu. Lisedir. Marşını da ben yazmıştım. Akademik kariyerini tamamlamıştır. Ekonomi, iktisat, işletme, yönetim, organizasyon üzerine çok güzel eğitim almıştır. Serbest muhasebeci, mali müşavirlik yapmaktadır. Evet, harika. Bir kız evlada sahiptir, bekardır. Parayla oynuyorsunuz yani. Estağfurullah, başkalarının parasını hizaya getiriyoruz. Bankacılar da öyledir ya. Evet, ben söyleyeyim. Benim annem şairdi. Akrabalarım, dedem, amcalarım, evet, efendime söyleyeyim, amcalarım, abilerim, hepsinde bir ışığımızı edebi... yaktık ama sizin ışığınız yeter zaten. Estağfurullah efendim, özür dilerim, edebi bir şeyler vardı, bize de herhalde buradan, genlerden gelen bir şeydi. Nüksediyor. Nüksetti galiba. Nükseder. Geçenki sohbetimizde dediğim gibi... bir acı ya da bir şeyler olmalı ki şair olmalı, insan tabii bir şeyler yazabilmeli. İlla ki acı olacak. İlla ki bir acı olacak. Aşk herhalde olacak. Evet, aşk. Şeytana olacak. Zapta gerekecek. Evet, öyle bir şeyler olacak. Sonra işte Hasan Askıran beyefendiyle tanıştık. Evet, başkanımız. Başkanımızla. Onun vesilesiyle de büyük üstadla rica ederim tanışmış olduk. Çok da memnun oldum kendisiyle. Aynen efendim. Tanıştığımıza. İşte değerli başkanımız. Ondan sonra Türkiye Şair Yazar ve Ozanlar Derneği veya Kültür, Türkiye Şair Ozan ve Yazarlar Derneği. Kültür Derneği'nin başkanı da Sayın Hasan Askıran. Biz de bu. Ben de başkan yardımcısıyım aynı derneğin. Varız efendim. Bir tane de hemen şu son kitaptan örnek. Evet, Gönül Adamları Antolojisi, Karman Şiirler'de bu de. Bu Gönül Adamları da azaldı değil mi hocam? Evet, azaldı, kalmadı. Kalmadı. Biz son Mohikanlarız diyebilir miyiz? Olabilir, son Gönül Mohikanlar adamlar. Aynen öyle. Çünkü her şeyi paraya bağladılar. Evet. İşte zaten haliniz. Doğrudur. Yönetim kurulunda bu daha önceki kitap olduğu için evet, ben de varım. İşte efendim. Hocam, zaten içerisindeyiz. Orada olmuşuz, burada olmuşuz. Fark çok etmez. Önemli değil. Önemli olan güzel insanlarla evet birlikte olmak. Zaten halinizin de benim de var burada. Özgeçmişimiz hayat ve hikayemiz var orada. Şiirler. Evet. Hayat hikayemiz zaten bütün sözlüklerde her yerde var. Var. Evet. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bu kadar koşturmadan. Göstermiş olduğunuz ilgi ve alakaya teşekkür ederim. Muhteşem bir stüdyodayım şu anda. Şok olmuş durumdayım. Kitaplar, ödüller anlatılacak gibi değil. Yani Türkiye'de böyle bir sanatçının vardığından dolayı üzülüyorum. Rica ederim. Ama son çeyrekte de yakaladığım için mutluyum. Evet, bekleriz yani. Herkesi evet bekliyoruz. Bir gün, herkesi... bir gün herkesle tanışacağız. Evet, belediye güzel başkanlarımla da tanışacağız. Kaymakamımızla da tanışacağız. Evet. Başbakanımızla da tanışacağız. Hı. Cumhurbaşkanımızla da tanışacağız. Hepsinde tanışacağız. Tanışacağız. Yeter ki onlar lütfetsinler. Doğru. Tanışmak için birazcık gayret göstersinler. Evet. Bu medyadakileri sanatçı zannetmesinler. Doğru. Önüne gelen sanatçı zaten bizim ülkemizde. Atatürk 100. yıl marşını yazdığım zaman inşallah güzel bir besteci tarafından bestelenir diye hayal ediyordum. Evet, o muhteşem besteciyi çok teşekkür bulmuş oldum. Ama çok güzel şiirdi. O kadar güzel okudu ki yani şiir tamamen ona ait oldu. Bugün paylaşacağız. Öyle düşünüyorum. Bugün onu da paylaşacağız evet abi. Onu da paylaşacağız. Bugün
çok şey paylaşacağız. Anladım. Ben biraz hazırlıksız geldim herhalde. Ben hazırlıksızları seviyorum. Evet. Danışıklı dövüş olmadı. Bu arada size bir şiirimi okumak istiyorum. Evet, şiirlere geçeceğiz abi. Evet. Dün değerli sanatçımız Ercan Turgut da hazırlıksız geldim dedi. Titeber geldi valla. 3 saat yetmedi. Yetmedi. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde Erol Büyükburç üstadımız gelecek. Pazartesi Önder Bali hocamız gelecek. Güzel. Efendim sonra Timur Selçuk hocamızı bekliyorum lütfederlerse. Ve böyle değerli şairlerimiz var. Hasan Askıran babayı muhakkak bekliyorum. Çok değerli dostlar var. Medyada yoksunuz ama fakirin evinde varsınız, gönlünde varsınız. Sağ olun. Ve bundan arşiv olarak kalacaktır tarih. Bundan hiç şüphemiz yok. Abi hoş geldin tekrar. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Şöyle bir Mevlana öpücüğü yapalım. Şerefler getirdim. Sağ olun, o şeref bize ait.